Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Oyunun ismi Dareless Life. Bugün bunu oynayacağız. Bu oyun daha çok böyle ikinci el alım satım gibi bir şey, değerli eşyaları bulup alacağız. Sonra onları daha fazla satmaya çalışacağız. Onu alacağız falan filan. Çok lafı uzatmadan oyunumuza başlayalım. Hemen yeni oyun seçeneğini kullanalım. Adın ne diyor? Ben adımı şuradan Bay Milk yapayım. Bay Milk. Tamam, güzel oldu. Ben ne severim? Şans yüksek olsun. Şansı 3 yaptık. Sonra bir de sezgimiz olsun. Yeter bizim için. Başlayalım. Rehber tiyosunu kapat. Tamirci aranıyor. Reklamlar. Şu an 10.000 lirayla başladık. Tamirci ne kadar lira bakalım. 15.000 lira. Şu anlık yetersiz paramız var maalesef. Dandik bir dükkan işletiyoruz. Umarım gelişip milyonlar kazanmaya başlarız. Evet, bize ne geldi? Sıra dışı bir eşya geldi. Kötü durumda maalesef almıyoruz. Satış yapıyoruz, almıyoruz. Nece? Vay be. Demek biri bu parakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanının sahibiyim. Daha açık konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanı. Evet, ben tam yanında olduğunu bilmeden buraya ikinci dükkanı açtığımı gerçekten şimdiden kendini batmış bir göreceğiz falan filan falan filan. Sallayalım bunları. Listemize bir görev eklendi. Yine bir sıra dışı eşya geldi. Durum kötü. 154 lira. Bunu satan alalım mı? Alacağız. Sağ adamı bir şeye bakalım. Bilgiliymiş ama aç gözlüğü gözükmüyor. Hiçbir şey bilinmiyor. Yani 154 liraysa ben bunu iyi bir indirmem gerek. 93 92 mi? Hadi bak, 90. Belki anlayın. Görüşmek üzere. Gitti. Neyse. Bugün sıfır hasat aldık. Ve devam ediyoruz. Bize bir tamirci lazım da. Çok pahalı ya. 10.000 lirada takıldık. Hafta bir, gün 2. Eşya almaya gelmişler. Eşyamız 780. Tamam, aldı. Neyse. 10.780'e çıktık. İyi. Bunu da satalım. Yani kötü durumda. Sıradan bir şey. Yani al seni olsun. Hani para şu anlık. Tamam, ne almaya gelmiş? 2000 yılında desenli tuvalet. 1300 lira. Süper, teşekkürler dedi bu arada. Bugünkü hasat 2203 ve devam ediyoruz. 1000 kayıcı, bunu ileride alırız artık. 12.000 ile devam ediyoruz. Oo, kupayı almaya gelmişler. Kupanın durumu iyiymiş. Sonra 2 milyon üretilmiş. Kupa eski sahibi Tanex ve Fizz. Oyun yapımcıları. Tahmini fiyatı 2000 ama bu çok iyi durumda olduğu için 2700. Aldı. İyi, 14.000'e yaklaşacak. 15.000 artık damici alırız. Eksiye girer mi onu bilmiyorum. Bence girmez ve damiciyi almaz sanırım. İyi kazanmamız gerek. Sıra dışı bir eşya geldi. Durumu kötü ama maliyetine bir bakalım. Ben buna 50 dolar veririm. 500 dolar diye ya. Neyse, devam edelim. Hafta bir, gün 5. Bir kovboy şarkısı geldi. Sıradan kötü durumda bir şapka almayız. Bir insan da aydın. Masa getirmiş sıra dışı. Ben bu masayı 150 dolar veririm. 610. Hadi biraz daha anlaşma yapalım. 450. Son teklifim. Hala istediğim rakam değil. Üzgünüm falan filan. Devam edelim. Yeniden dükkanımızı açalım. Elimizde sadece 2 eşya kaldı. O 2 eşyalar ne, merak ettim bakalım. Bir rehber tiyosu, sıra dışı, nadir, epik, efsane, mitsel. El isim Mitsel zaten. Sonra evi sahibi Epic, nadir ve sıra dışı en kötüleri ve bir altı var. O da şey oluyor. Şu an elimiz sıra, bir altı da sıradan. Herkese bulunan bir şey. Sıradan yani. Salla gitsin. Sıra dışı bir eşya geldi. İkin üretilmiş robot peluşu. Hani bu ne, tam anlayamadım. Bir... Yok, sen cidden git buradan ya. O peluşa 800 dolar mı vereceğiz ya? Hala iki eşyamız satılmadı ve eşya
satın almak istiyorum. Hadi sen olsun bak. Kar ediyoruz ama. 15.000 dolar şimdiden topladı. Ben sana mesaj atayım. Devam edelim. Ve ne almaya gelmiş? Üretimiz 9.000'den fazla. Çok yüzlü zar. Nasıl 9.000'den fazla? İlginç bir şeye benziyor. Ben bunu sana 700 dolardan alışalım. 790'a ne dersin? Ama fiyata artık gidiyorum. Gitti maalesef, elimizde kaldı ve sıra dışı bir eşya daha geldi. Sıralayalım. Artık ben böyle güçlü 1 milyonluk eşyalara geçmek istiyorum ama biraz zorlanacağız. Olmadı. Bu bölümü, bu videoyu yani nasıl desem, bu oyunu bayağı bir oynadıktan sonra hilesini yükleyip oyunda eğlenmek istiyorum. Yorumlara siz de yazın. Bak bu sefer sana ucuz veririm. Hadi bak tekrardan 690'dan aşağı veremem. Tamam, satıldı ve 15.561'e ulaştık. Kiralık dükkan varmış. Ne kadar? Ne kadarmış? Yetersiz para diyor. Hoş bir dükkan bulundu. Haftalık ücreti. Haftalık. 600 bin veriyormuşuz. Başlangıç ücreti 200 bin dolarmış. Ne ettim be? Sıradan çok eşya almıyorum ben. O sırada ben hemen bunu köşeden çekeyim. Sıra dışı bir futbol ayakkabısı. Ha, sana bundan. Kötü durumda olduğu için. Hadi 30'a ne dersin? 35 olsun. Bunlar da vay gidiyor ya. Bir polis geldi. Günaydın. Dükkanınızın güvenlik sistemi yasal standartlara uygun olmadığını gördüm. Evet, gerçekten ne yapacağını, cezayı ödüyor musun? Ne düşünüyorsun? Teşekkür. 500 lira da buradan gitti maalesef. Ve tezgahtar, kiralık dükkan bir tane daha varmış. Başlangıç ücreti 7.000 liraymış. Ekstra iki tane şöhret puanı veriyor. Envanter boyutu vermiyor. Günde maksimum art mesela 5 kişi yerine 6 kişi geliyor. Yani ben buna taşındım ve hayırlı uğurlu olsun. Ya biraz daha düzenli oldu. Hemen kontrol ediyoruz. Sıra dışı bir eşya geldi ya. Bir bakalım mesela. 570 verirsen 100 dolar indiririm ben. Tamam. Eşya satın almaya başladık şimdi. Sıra dışı yani saçmalıyorlar. Evet arkadaşlar, az ben biraz para kasayım. Bir bu parayı ben bir 1 milyon dolara falan yaklaştırayım. Öyle kaydı başlatayım. Şu anda görüşürüz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Az paramızı kastık. Tam 2,5 milyona vardık. Zaten önce kısaca hızlandırmış para kasma şeyini gördünüz zaten. Az daha eşya alıp 3 milyon olmaya çalışacağız ve ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız 30 abone ve 10 like'a ulaşmamız gerek. İkinci bölümü için bunlar gerek. Ve dükkanımızı açmaya başlayalım. Müşteriler gelmeye baş. Arkadaşlar, açık artırma 2 adet efsane ve öge geldi. Bunları almaya çalışacağım. Umarım iyi para ederler. Şunun durumu çok iyiydi. Diğerinin durumu galiba kötüydü. Ona da bakacağız bir. Bunu hemen hızlıca almaya çalışalım. 70 bine çıktık. Galiba birazdan 80 bini görür diyeceğim de 71 binden satın aldım. Bir efsane bir daha var. Tahmini değeri 70, ben bunu tahmin ettiririm. 150 binden satarım ne düşünüyorum. Ama şu an galiba 70'e kadar çıkaracak bizi bu. Açık arttırma. Devam edelim. Bence 60'larda dururuz. Son bir akademe daha. Ve bu bıçak bizimdir artık. Bir dahaki alan olmaz bence. Evet. Tahmin ettiğim gibi bir eşya daha var. Epikmiş. Bu ne? Düşük çıkalım hemen.
Hemen buraya gelelim. Bize tamirci var mı? Var. Hemen şunu tamir ettirelim. Ve devam edelim. Arkadaşlar tam bir bitti. Tekrardan geri döndüm ve tam 80 bin ödemiş gibi gözüküyor. Şu an fiyatı bilinmiyor ama şu an sapasağlam bir durumda. Tamir edildi ve depoya çıkarttırmaya katılım. Umarım bir saniye bir öge vardır diyeceğim. Maalesef yok. Devam edelim. 3 milyona çok az kaldı. Hemen 3 milyon olmaya çalışalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet galiba 3 milyon olacağız. Mesela bu 3 milyon olmak için baya bir para lazım. Ben şuradan şunu vereyim emin olamadım. Süper teşekkürler dedi. İlginç. Neyse 33 bin lira. Oradan aldık toplam sadece 60 bin lira. Yani şuradaki motosiklet satıldı mı 3 milyon oluyoruz. bin lira kaybettik arkadaşlar. Neyse devam edelim. Moralimizi bozmayalım. Efsane bir oranı baya düştü ya. Ve şu an 10 milyon. Pardon olmadı. Bir dakika yeniden pazarlayayım. Tam tamına. Olmuyor mu? Bir saniye bir hesap yapayım. Tamam. Şimdi olacak. Gene vermiyor. Ne diyor istiyor? Abi sen bunu alacak mısın? Diyor, bekle bu eşya. Eşya sahte mi? Neyse ben buradan 1400 diyeceğim de. 6000 kala. Neyse ben bunu 3 milyon yapıp hemen tekrardan videoya geri döneyim. Ve okul gezisine katıldık. Tam 3 milyon dolarımız oldu arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız 30 abone ve 10 like geçmesi gerek. Şu sağ tarafta benim dün attığım Minecraft videosu var. Oraya tıklayıp da izleyebilirsiniz.